40 sefer bizden okunmasını istediği Fatiha suresinin manası nedir diye içimize merak edip okuyan insanlarımız parmakla sayılacak kadar. 60 yıllık namaz kılan Müslümana sordum, 60 yıl. 60 yıllık namaz kılan Müslümana Fatiha suresinin manasını tefsirlerden merak edip okudum mu dedim, vallahi okumadım dedi. Vay hayvan herif vay! Ya Fatiha suresi be! Günde 40 defa okumak vacip. Şafii mezhebinde farz. İnsan merak etmez mi? Ne var hocam sureyi Fatiha'da? İşte son ayetini okuyayım geçeyim. İhdine sıratel müstakim, sıratel lezine en'amte aleyhim, gayril mağdubi aleyhim ve leddallin. Son ayet bu. Ne diyor bu? Niye bu Müslümanlar merak etmez bunu? İhdina, ya Rabbi bizi hidayet et, yani bizi sevk et, bizi götür demek. İhdina, hidayet buradan geliyor. Nereye bizi sevk et? Sırat-ı müstakim, dosdoğru sana gelen ve cennetine ulaşan bir yola bizi, ya Rabbi sevk et, sevkiyat. İstesen de dünyadan sevk ediliyorsun, istemesen de musalla taşından kalkanlar sevkiyata tabi oluyorlar mı, olmuyorlar mı? Baban gitti, anan gitti, deden gitti, sevk oluyor, sevk, 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 sen de gideceksin. Ama diyoruz ki ya Rabbi mutlaka dünyadan gideceğiz, sevkiyat bizi de götürecek. Ama sırat-ı müstakim üzerinde bizi götür. Nedir bu sırat-ı müstakim? Allah açıklıyor, hemen ayet devam ediyor. Sırat-ı'l-lezine, öyle bir doğru, öyle bir müstakim, öyle bir mukaddes, öyle bir rahmani, öyle bir rabbani, öyle bir İslami yol ki en'amte aleyhim, kendilerine nimet verdiğin bütün insanlar o yolun üstünde gidiyor. Allah'ın nimet verdiği insanların başında kim geliyor siz söyleyin, peygamberler geliyor. Peygamberlikten daha büyük nimet olamaz. Allah seçtiğine veriyor, sevdiğine veriyor. Yeryüzüne de 124 bin peygamber gelmiş. Demek ki ne diyoruz? Ya Rabbi üzerinde 124 bin peygamberin yürüdüğü yolda bizi de yürüt ya Rabbi. Günde 40 sefer, 40 sefer, 40 sefer. Namaz böyle kılınıyor. Ama kim farkında bunu? İstediğimiz yol bu. Ve devam ediyor. Gayril mağdubi aleyhim. Kim bunlar? Yolla alakalı bir ayet bu. El mağdub, Arapça gadap etmiş olma. Gadap, gadap. Hani sizi birisi kızdırırsa, kızdırdı, 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 siz gadaplandınız, gadap. Gadap demek sinir, kızgınlık, kızgın hale gelmeye Arapça gadap deniyor. Allah da gadaplanır. Demek ki yeryüzünde Allah'ı gadaplandıran var. Allah'ı kızdıranlar var, Allah'ı küstürenler var, Allah'ı gadaplandıranlar var. İşte Fatiha suresi iki sınıfı Allah'ı kızdıran, Allah'ın gadabını çeken iki cümleyi haber veriyor, Fatiha suresi kapanıyor. Kim bunlar? Gayril mağdubi aleyhim. Seni gadaplandıran, gadaplandırdığın, gadap ettiğin, ebediyen cennete sokmayacak olduklarının yoluna bizi götürme ya Rabbi. Kim bunlar? Hümül Yahud, Yahudileri Rabbim kastediyor. Açın okuyun bir dakika bakalım. El mağdubu aleyhim demek Yahudiler demektir. Ya Allah niye bu Yahudilere gadap etmiş diye merak edersiniz. Açın Kur'an-ı Kerim okuyun. Allah yeryüzüne 100 tane peygamber göndermişse 99'unu Yahudilere göndermiş. 99'un 98'i de kesmiş öldürmüşler. Peygamber öldürmüşler. Kur'an-ı Kerim bütün bunu anlatıyor. Eğer Kur'an bilinseydi her şey bilinecek. El mağdubu aleyhim demek vallahi Yahudiler demektir. İşte bak velen terda ankel Yahudi kelimesiyle el mağdubu aleyhim geldi çatıştı. Aynı oldu. Günde 40 sefer bunu okuyoruz. Vela yine olmasın ya Rabbi eddallin. Dalalet kelimesini biliyorsun, sapıklık demek. Allah'ın ve Resulünün yolundan sapanlara sapık diyor. Hocam yok yok, küçük çocuklara sarkıntılık edenlere sapık deniyor. O senin maskaralığın. O ahlaksızlık. Allah sapık diye dininden, kitabından, peygamberinin yolundan ayrılanlara Kur'an-ı Kerim ne diyormuş ki söyleyin? Sapık, sapık, sapık. Günde 40 sefer bunu okuyorsun. Eddallûn, sapıklar demek. Kimi kastediyor? Açın tefsirlere. Peygamberimize sormuşlar. Hümün nasara, onlar Hristiyanlardır diyor Hazreti Muhammed Mustafa. Hristiyanlara sapık diyor.